Evet arkadaşlar, şimdi de Muğla'dan yolculuğumuzu Nevşehir'de Güray Müzesi'ne geldik. Burada çok güzel bir atölye var. Hemen atölyeye girdiğimizde burada çalışıyorlar bir genç arkadaşımız ve bir ustamız. Ustam hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Şu an hangi aşamayı yapıyorsunuz ustam? Şu anda bu tuş aşamasındayız. Önce çömlemizi yaptık, birkaç tane bekletti, kurduk. Kurduktan sonra bu tuş yapıyoruz. Daha sonra tekrar kurumaya bırakacağız. Ondan sonra kurumada işlemleri. Bu çömleğin hamuru sadece bu bölgeden elde ediliyor galiba. Bu bölgeye has. Evet, Kızılırmak eski yatakları toprak olarak gidiyor. Biz burada çamur haline getiriyoruz. Peki her işletmenin kullandığı hamur yöntemi farklılık gösteriyor mu yoksa? İki farklı hamur var. Beyaz çamur ve kırmızı çamur. İkisini de bütün mağazalarda atölyede kullanıyor. Bu herhalde beyaz çamur değil mi? Evet, seramik çamur diye geçiyor. Bu piştikten sonra peki beyaz rengini mi alıyorsun lan? Beyaz tamamıyla? Şuradakiler gibi. Evet arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman çocuklar da gelebiliyorsunuz. Herhalde çocuklar için de eğitimlerimiz var bu köşede. Burada etkinlik yapabiliyorlar. Avanos'a gelindiği zaman direkt Güray Müzesi'nde sizi bulabilirler. Evet. İsminizi alabilir miyiz ustam? Kamil ustamla görüşebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten harika bir sanat eseri. Belki yüzlerce yıldır bu bölgede yapılan mükemmel bir çalışma. Buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın ve zamanınız varsa bu güzel etkinliğe katılabilirsiniz. Ustam, sizin kaç yılınız oldu meslekte? 38. yıl. Oy maşallah. 12 yaşında başladım. Evet. Bu arada arkadaşlar, böyle gözüktüğü kadar basit değildir. Ben daha önce bir iki sene önce bir deneyimim olmuştu. Gerçekten oldukça dikkat isteyen, özen isteyen bir sanat. O yüzden ustamıza tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.